Şimdi şeye bakıyorum yani kendi doğalgaz maliyetime bakıyorum, elektrik maliyetime bakıyorum. Özellikle elektrikte gerçekten tam ikiye katlamışım. Şimdi biraz önce Zafer Bey'de konuşurken, Turgay Bey'de konuşurken Faturanı baktım göster. faturalar. Ha, oraya telefonunu da göstereceğim sonunda. <laughs> Şimdi tabii burada çok haklı bir unsur var elektrik maliyetleri konusunda. Gerçekten de Türkiye'nin elektrik maliyeti de elektrik üretimi büyük ölçüde doğalgaza bağlı. Türkiye'de doğalgaz olmadığı için de dünyadaki doğalgaz maliyetlerinin artması... Yani ithal ettiğimiz doğal gazın arzının kısıtlanması elbette ki buradaki fiyatlar arttırıyor. Burada söyleyecek söz yok. Doğrudur. Bununla birlikte hani bizde hep söylenen bir söz vardır. Dicle'nin kenarında bir tane koyun kaybolursa işte onu senden bilirim diye ya da onu gel bana sor diye hükümet eden de ona söyler. Şimdi vatandaş bundan anlamaz. Vatandaş e, ocağını yaktığı zaman yaktığı doğal gaza elektriğine bakar. Gerçekten yok. hatta... Yok. kenarında bir koyunu kurt kaparsa kapmasa kayboldu diyelim canım yok. o daha kurt Peki kaparsa. kurt da kaparsa tamam kurt da kaparsa onu şeyden bileceksin. <laughs> lafın ee, orijinal e, mi? Tutarday idi. İlahî sorar Bu Ömer'den arkadaşlar onu. kurda hiç bahane bulmazlar ee. tamam mı? Buyur. Neyse devam edeyim. O e, e, bir, bir antiparantez o Mehmet Akif'in bir şiirinde geçen iki dize. Evet. E, kenarı Dicle'de bir kurt kapsa bir koyunu Tutar da adli ilahi sorar Ömer'den onu. Bizde tabi bu işi siyasete şey yapan. Bir büyük e, siyasetçimiz de onu Hazreti Ömer zannediyordu mesela. Süleyman Demirel. Öyle şey, mi? <laughs> evet şey yaptı. Ondan sonra çok fazla kullandı. Yok ve Siyasi literatüründe de Süleyman Yok, Demirel. Erdoğan da çok söyler onu. Doğrudur evet. doğru da Erdoğan da çok bu söyler. Noktada. Demirel de söylerdi doğru. Bu, bu anlamda vatandaş açısından baktığınız zaman şimdi elektrik fiyatları geçmiş şey. E, ev kiralarını geçmiş pozisyonda. Bu noktada hükümet ne yapacak? Şimdi... Evet farkındayım. Dünyada doğalgaz fiyatları arttı, petrol fiyatları arttı. Bugün 90, bugün petrol <laughs> 92 dolar oldu. Az buz değil. Ya. Tabii ki bu yansıyacak. Bunu biliyorum. Ama yapacak şeyler var. Şimdi somut öneri getireceğim. Bir, hükümet kademeli tarif uygulamasında. Şu Bak, an. Onur bir şey gönderdi. Çok özür dilerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yılında attığı bir tweet. Bu ülkenin başbakanı olarak, o zaman başbakan... Açıkça ifade ediyorum ki Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır. Tayyip ile aynı fikirdeyiz görüyor musunuz? <laughs> <laughs> yani uzlaşma böyle bir şey. Tayyip Bey'le aynı noktadayız. Gerçekten de Dicle'nin kenarında kurt kapıldığı zaman e, Sayın Erdoğan'ın sorumluluğunda şu anda. Sizin partide sizin gibi çok insan var mı? E var tabii olmaz mı? Yani burada silsileler halinde geliyoruz hepimiz. Ben, ben Sayın Erdoğan'la burada ayrışıyorum. Ya ben şu kurda da bir laf söyleyelim artık diyorum. Kurt, kurt yapar işte Turgay Bey. Kurda ne diyelim artık? Biz e, hükümete bakacağız. Hayır çok yapıcı bir muhalefet yapıyorlar da. Şimdi, hoşuma gidiyor onun için vurgulamak istedim. Onda. Ama oyalamıyorlar o yüzden işte. He? O yüzden oyalamıyorlar. Ya biz oy bekliyoruz. <laughs> i̇şte yapıcı muhalefet diyoruz. Oy verin diyoruz. Ya, Hala oy vermiyorlar. Bir oy verin. <laughs> 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 Şimdi bakın. E, hükümet kademeli tarifeye geçiş diye bir şey yaptı. Doğru bir işlemdi. 150 kW diye açıkladı önce. Yani birinci kademede belli bir miktar alıyorsunuz, ikinci, üçüncü. Sonra 150 kW gerçekten sıf şey buzdolabını çalıştırıyorsunuz. Bir tane çalışır, çamaşır makinesini çalıştırıyorsunuz, geçiyordu. Turgay Bey bakmayın öyle 210'a çevirdiler sonra. Yanlış bu diye. Doğru. Doğru. Yanlış diye çevirdiler. Ben size katılıyorum. Ama yine ek. Yetmez. Yetmez. Bakın somut öneriyi getireyim. Bunun 10 kişilik bir hanede de 210 kW şu anda. İki kişinin, üç kişinin, üç, üç kişinin yaşadığı hanede de üç, e, 210 kilowatt. Doğru. Biz Demokratik Sol Parti olarak diyoruz ki çok basit bir çözüm. Elbette ki devlete bir maliyet getirecek, bunun farkındayım. Ama madem ki o Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı kuzu gibi düşünüyoruz, bunu devlet yapmak zorunda. Bu e, kademeli tarifi... ne öneriniz bizimki ne? şu, hanedeki kişi sayısına göre bunu oranlamak Hı. zorundayız. Tamam. Yani evet. daha kalabalık bir hanede bu kademeli tarifenin daha yüksek kademeli mesela uydurarak söylüyorum 210 kW 3 kişi ise bunu söz gelimi atarak söylüyorum. Mutlaka uzmanlar daha iyisini söyleyecektir. 5 kişilik, 6 kişilik bir ailede bu birinci kademe 400 kW'a kadar çıkarılmalı. Bu, bu... Onur Bey, ne güzel olan ne biliyor musunuz anlat? Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, İbrahim Kalın az önce e, çıktığı bir televizyon programında şöyle bir şey söylemiş. Elektrik faturalarında yeni adımlar kesinlikle atılacak. Cumhurbaşkanımız da talimatlarını veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz... Tam olarak Bravo. böyle mi diyor? Bravo. Önemli ben, bence yani. Onur Bey'in şu yani sözlerimiz ne Onur Bey'in söylediği de <laughs> şu, şu güzellik var ya bu bu hakikaten ülkem adına beni acayip gururlandırıyor. Şimdi burada oturuyoruz diyoruz ki elektrik fiyatına şu kadar daha indirsin. 165 milyar lira sübvanse yaptı. <laughs> Yetmez. Bir 165 daha yapsın. Öbürü diyor ki şurada da şunu yapsın vesaire. Düşünün ki biz Dünya pandemiden, fiyat artışlarından, küresel enflasyondan kırılıyor. 2001'de bu ülke 1 milyar dolara muhtaçtı IMF kapılarında para dileniyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada burada hepimiz rahat rahat oturuyoruz diyoruz ki ya biraz daha elektrik faturalarına destek ol. O esnada İbrahim kalın evet diyor yapacağız diyor biraz daha destek olacağız diyor. Ee, Onur Bey diyor ki biz DSP olarak diyoruz ki 10 kişiye de şunu yapın. Onu da yapıyorlar. 165 ben milyar yapmadım, lira teşekkür yardım da zaten. yapıyorlar. Sonra Siz, bir taraftan terörle mücadele Bey size, devam ediyor. Size bir şey soracağım. Ee, bazı izleyicilerimiz diyorlar ki Bana mı? E, hayır hayır size ha. demiyorlar. Mesaj atmışlar. Hı hı. Görüyorum şimdi. Hı hı. Ben sizin konuya biraz hakim olduğunuzu fark ettiğim için size bu soruyu soruyorum. Bu elektrik dağıtım şirketleri elektriğin diyorlar kilovat saatini mesela 32 kuruş alıyorlarmış 135 100, 206 kuruşa tüketiciye satıyorlarmış. Yani burada bir elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili de bir sorun var mı? Söyleyeyim. Şimdi e, bilmiyorum, bilmediğim ben, bir konu. Ben şu şunu söyleyebilirim. Şimdi benim mesela dikkatlerden kaçan bir şey var. TRT payı vardı değil mi? Evet. Yok artık. Ama onun bir yararı o olmadı ki, fatura ya. var. Bak şimdi şöyle, e, neticede yok artık ve o kadar daha ödemiyor. Ama elektrik şirketlerinin e, rakamı bilmiyorum, makası bilmiyorum, şundan alıp şuna sattı. Yani böyle bir makası bilmiyorum. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu var, EPDK. E, oradan e, onların bir cevap vermesi lazım. Ama ben bu enerji şirketlerinin, e, yani rakam bu mudur bilmem ama... Biraz insafsız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Onu Burada söyleyeyim. Belki bu kaçınılmaz değil mi? Turgay Bey. Değil. Özel sektör değil. Milyarlarca doların değil. yüzü bahisi olduğu değil. bir alanda Bakın. değil. E, otoyollardaki köprülerdeki kira e, efendim verilen garantiler falan. Ama bunları konuştuk. <laughs> bu, bu bunlarda e, geri adım attınız siz. Şimdi Bakın. Niye tekrar bu konuyu açıyorsunuz ki? Eee Oto otoyolları konuşuyoruz. Geri adım atmaz ya. Atatürk kuyun nükleer güç santrali. Şimdi bu buraya da aynı şekilde verilen e, milyarlarca dolarlık işletme garantisi var. 15.8 senttan satacak ama polemik olması evet. onun üzerine girmek istemedim. Ne var? Söylemedim. Ne var bunda? Ee, tamam. Ya. Şimdi bir kere zaten. Ya bu hesaplamalar. Bakın. Bakın. Şu Allah aşkına. Şayet bu ülkeyi CHP yönetiyor olsaydı bugün bu kadar hidroelektrik santralimiz olmayacaktı nükleer enerji santralimiz olmayacaktı güneş yahu karşı çıktılar hayır ben yahu bak. ellerine bildiri aldılar Hiç yapmayacaksın şey diye kıyameti kopardılar Bakın. nükleer Gezi diye bir şey tertiplediler. Nükleer... Oradan çıktıklarında bildiri de şu vardı. Nükleer santral yapmayacaksın. Hidroelektrik santral santralleri yapmayacaksın. <laughs> üçüncü köprüyü yapmayacaksın. Havalimanını ya yaptırmayacaksın. Adına, ya ya Üstem yani, yani valisi atanmış evet. olsaydı bu ülkeye evet. bunun dışında bir şey okumazdı ya. Bir şey ekleyeceğim. Siz şahsınız olarak tamam. öyle ama Türkiye sırf Siz... bundan sebep darbe 17-25 Aralık darbesinde ...yine aynı projelere yönelik saldırılar oldu somut bu ülkede. Somut öneri daha vereyim mi? Ya her Somuta şey daha mi? başka evet, konularda Ben bir gitmeyeyim. somut öneri daha vereyim. Başka konu değil ki. Bir, bir tane daha somut öneri. Allah aşkına ya. yani şimdi hiç mi teşekkür etmeyelim? Dört tane büyük sondaj tamam, gemisi çok alınmış. Çok teşekkür ediyoruz devam edebilir miyiz? Tuz Gölü'nün altında depolar inşa etmişsiniz... ...ve gazı almış oraya depolamışsınız. Sıkıntı yaşamamışsınız. Şurada İran diyor ki... boru hattımda sıkıntı var... ...ve gazını kapatıyor... 15 senin elinde gün. olan bir şey yok. 15 gün. 15, 15 gün. Senin elinde olan bir şey yok ve şu yalandan yere milletin gözünün içine baka baka. Vah 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 enerji sıkıntısı çekiyoruz. Bu durumlara da mı düşecektik diyorsun? Yahu Avrupa'nın gazı vanası bu buradaki Rusya'nın elinde, İran'ın elinde, şunun elinde, bunun elinde. Kapaksa donacak. Bu başka bir şey. Biz oraya BOTAŞ'tan eleman gönderdik. Gönderdik de çözüldü. Peki. Bir arıza yoktu orada. Onur Bey. Bir, bir ek var o da şu. Sonra. Şimdi nasıl ki e, elektrik sayaçlarında kademeli tarifenin kişi başına da ayrıca de hesaplanması gerektiğini söylüyoruz. Bir tanesi de şu. Bizim ülkemizde iki tane ya ifrat var ya tefrit var. İfrat şu. Bazen. Onur, Onur da, Bey bir dakika bir şey söyleyeceğim. Lütfen sözünüzü unutmayın. Reklama gitmem gerekiyor. Reklamdan, Reklamdan sonra baştan alarak Peki, tamam. sonra Bedri Bey de söz istedi. Bu arada bir şeyi okudu, okuyacağım ondan sonra. Ben çok saygı duyuyorum. Ben, ben Devi V. Palandöken, TESK Genel Başkanı, esnaflarımızın temsilcisidir kendisi. Bir mesaj atmış. Size ve konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum. Programınızı i̇yi ilgiyle iyi. izliyorum. Ahmet Bey, anayasanın 173. maddesi gereği devlet esnaf ve sanatkarlarını korur ve kollar. Ancak şu anda ülkemizde elektrik fiyatlarında 3 farklı tarife uygulanıyor. Konutlar için kademeli tarife güzel, sanayici için farklı, esnaf için de farklı tarife uygulanıyor en yüksek tarifeyi esnaf ödüyor. Burada Anayasa'nın 163. maddesi işletilerek elektrik fiyatları esnaf için mutlaka düşürülmeli ve Anayasaya uyulmalı. Ben devi palandırken Ben de bir bilgi vereyim tam bununla ilgili. Esnaf için bir çalışma yapılıyor. Evet. Kısa bir ara. Hepimiz katılıyoruz. Konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz. Ee, bu elektrik, doğalgaz faturalarıyla ilgili ortaya çıkan Tepkiler var. O tepkileri konuşuyoruz. Bu, bu gece de motorine de zam gelmiş. Genel olarak bu enerji fiyatlarındaki artışı konuşuyoruz. Nedenleri, e, nasıl olacak bu iş hepsini ele alıyoruz. Onur Bey'deydi sıra. Ben ondan rica etmiştim e, reklamdan sonra konuşun diye kusura bakmayın buyurun. Estağfurullah. Estağfurullah. Zaten çok uzun bir şey söylemeyecektim. Yine somut çözüm önerisi üzerine konuşmak istiyordum. Şimdi bizde ekonomik modellerde ya ifrat vardır ya tefrit. Ya her şeyi devletleştiririz ya her şeyi özelleştiririz. Şimdi özellikle AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den itibaren neoliberal düzen politikaları çok ciddi anlamda uygulanmaya başlandı. Her alanda özel sektöre ciddi yatırımlar yapıldı. Bunun Elbette ki faydalı tarafları vardır. Devletin yetemediği yerlerde özel sektör olabilir. Ancak bununla birlikte devletin tüm alanlardan çekilmesi, şimdi olduğu gibi kriz ortamlarında devletin doğrudan müdahalesini engeller. Nedir bu? Bakın elektrik dağıtım şirketlerine bakarsanız şu anda, hani elimizi vicdanımıza koyalım, hangi elektrik dağıtım şirketi Allah rızası için iş yapıyor? Hepsi kar için iş yapıyor. Tabii. Çok doğal. Bu eğer elektrik dağıtım şirketlerinin önemli bir kısmı, devletin elinde olsaydı devlet bunu karsız da pekala bu işi yapabilirdi. Şimdi o konuştuğumuz 210 kW'lar, 400 kW'lar, 150 kW'lar devletin çok daha rahat müdahale edebileceği bir alan olurdu. Bizim bu noktada yapmamız gereken artık e, özellikle bu tip kritik sektörlerde devletin ağırlığını fazlalaştırmak tıpkı 1923'teki İzmir İktisat Kongresi'nin kongresinde alınan kararları güncelleyip ya, bugünkü sisteme entegre etmeye ihtiyacımız var bu da nedir? Karma ekonomik modeldir. Özel sektörü yok etmeden ancak devleti de sektörlerden çekmeden bir orta yol bulma ihtiyacımız vardır. Bu elektrik krizi bize karma ekonominin ne kadar elzem olduğunu tekrar göstermiştir. Bedri Baykama döneceğim ama bu elektrik şirketleri meselesiyle ilgili Zafer Bey'in söyleyeceği bir şey var mı? Şimdi şöyle elektrik dağıtım şirketlerinin e, elektrik ücretlendirmesinde çok fahiş bir bedel aldığına dair iddialar bazı gazeteci arkadaşlar tarafından gündeme getirildi. Ama ben de hani onların belirttiği rakamlar doğru mudur açıkçası bilmiyorum. Ama tabii Onur Bey'e şu noktada... Orada kadar... denetim... Elektrik... Denetim aslında EPDK'nın elinde. EPDK'da Ya mi? devlet denetiminde. Ahmet Bey bakın şöyle... Şimdi yani az önce 30 liraya aldığı elektriği ya bakın, 300 liraya satamaz ben yani. Ben zannetmiyorum öyle olduğunu. Niye zannetmiyorum biliyor musunuz? Bakın burada bir devlet denetimi var. İkincisi Bakın az önce dediler ki nükleerde değil mi? 15 sent dediniz değil mi? Ee, nükleer santralden elde edecek elektriğin. Ee, 15.8 diye hatırlıyorum. 15.8. Şimdi bakın Türkiye'nin ilk rüzgar santrali Ares. 2002 yılında hizmete giriyor. O zaman ortalama 6 sentten 15 yıl yapıştırıcı devlete veriliyor bu. O zaman da itiraz ediliyor. Sonra dünyada serbest piyasada elektriğin satış fiyatı serbest piyasada 18 sent oluyor. Yani Türkiye'deki Fiyatlar da en yani baştan olacak sonra inecek diyorsunuz. Türkiye'deki fiyatla öyle demiyorum. Bak şunu söylüyorum. Diyorum ki dünyadan bağımsız değil. Mesele bu canım yani hani bizde 15 şey cent bizde 15 cent orada dünyada 18 cent eğer işte devlette kalsaydı bu daha ucuz olurdu. Belki bugünkünden biraz daha ucuz olurdu. Evet. Ucuz bu, ama şu da şuna var. Da ama ama şu da var. Bakın. Bir de bir yani. de şuna da bakmak lazım. Eğer devlette olsaydı da bunun işte bakım onarım parası, personel maliyeti, işletme giderleri bütün bunlar da devletin üzerinde ayrıca bir yüktü. Şimdi Bey. özelleştirdiğiniz zaman da tamamen şey ama. Ha şunu ee, söyleyeceğim. Bakın İştirak. Türkiye'nin nükleer enerji serüveni güzeldi. ne zaman başlamış biliyor musunuz? 1955 yılında dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün özellikle Avrupa ülkeleri enerji sorununu çözmek için nükleer enerjiyi gündemlerine almışlar. Türkiye de aynı tarihte gündemine alıyor. Cenevre'de bir konferans var. Biz ancak 70'lerde nükleer için ilk girişimlerde bulunuyoruz. Az önce Turgay'ın söylediği gibi sürekli engelleniyor. Ancak 2004 yılında nükleer enerji 3 tane santral kurma kararı alıyoruz. Bir tanesi bitmek üzere. Şimdi Fransa'nın özellikle Fransa'nın, Almanya'nın çok yoğun bir şekilde kullandığı nükleer enerjiye biz onlarla aynı dönemde kavuşabilseydik bugün belki enerjide çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Bütün Avrupa'nın, bütün dünyanın kullandığı nükleer enerjiyi biz 60 küsür yılda niye hayata geçiremedik? Bunu da bir ayrıca tartışmak lazım. 17 megawattan alınmış. Yani 17 megawatt kurulu elektrik sistemi var Türkiye'nin. Yaklaşık 100 megavata çıkarılmış, 5 kat bu kadar yılda boş durulmamış. Bir şey soracağım, bu ben e, ben devi Palandöken'in mesajını okudum, esnaf çok şikayet. Evet, Bakın, evet. Esnaftan Aklı. şu anda bana şimdi diyor ki bir tanesi 23 bin liralık faturam 55 bin lira oldu. Bir başkasından gelen şey şu, ben küçük sanayi esnafıyım 3 bin lirayken 9 bin liranın üstünde fatura geldi. O da haklı. Ya esnaf çok büyük perişanlık içinde. Esas olarak herkes de var ama esas esna... ya siz ne dediniz esnafla ilgili bir şey söylediğinizden hazırlık tam mı Ben aslında bir şey Bendevi dökenin o açıklamasından sonra reklama gitmeden önce onu söyledim. Esnafa özel bir destek, elektrik desteğiyle ilgili yani Kık, şeyde konutlarda olduğu gibi mi? Evet yani tabii bir tabii. Şey. Yani şöyle esnaf, hani Bendevi Bey de söylüyor ya 3 ayrı e, ücretlendirme H var. Sistemi var. Evet belki hani detayını vermeyeyim ama belli bir kilovata kadar belli bir dilimden belki konut tarifesi üzerinden o tarife açıldıktan sonra Benzer bir şey sonra, düşünülüyor. Tabii mesela şimdi en pahalı elektriği esnaf kullanıyor diyor ya mesela belki diyecekler ki şu kadar kilovat saate kadar sen mevcut tarifeden değil daha düşük bir tarifeden ücretlendirileceksin. O tarifeye geçtikten sonra Bey, şu üzerinde eden, çalışılan bir şey mi var? Üzerinde çalışılan bir şey var. Hatta biz Henüz daha ee, açıklanmadık ama. E, yaklaşık bir hafta 10 gündür bu konu üzerinde çalışılıyor. E, Enerji Bakanlığı. Tabii Enerji Bakanlığı'nın bir çalışması var. Bir de ben yarın köşem Beyazım ama Şimdi söyleyeyim. İki gün önce çok gündeme geldi biliyorsunuz. İstanbul'da bir cem evine gelen elektrik parası. Yüksek miktarda bir elektrik parası. E, cem evine ticarethane statüsünden faturalandırılmış cem evinin elektriği. O da çözülüyor. Yani cem evleri ve kamu yollarında çalışan dernekler artık ticaret ticarethane statüsünden elektrik parası ödemeyecekler. Bravo. Onunla ilgili de bir çalışma var, onu da söylemiş olayım. Bu da güzel bir şey. Çünkü şeymiş. çok Bravo. büyük e, öteleme oluyordu. Cemil evet. ]lerine. Bu arada bir dipnot hatırlatma, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tek posta servisi üretilmiş. <laughs> Onun dışında her işletme özel sektör ait. Evet, yani bu esnafın derdine de, Aman bir çare diye bir kez daha vurgulayalım. Gerçi e, zafer şahin üzerinde çalışılıyor dedi. Umarız esnafın memnun kalacağı bir sonuç olur. Çünkü cam mekanlarına asıyorlar faturalarını ya. Öyle görüyorum ben bazı esnafı. Görüyor musunuz onları? Elektrik faturasını asıyor evet, adam. Yani ben Bugün lafa bir... girerken dedim ya bu konu şu anda evet çözümleri bekliyoruz. İnanıyoruz da, inanmak da istiyoruz. Ama Türkiye'nin şu anda en büyük dramı bu üç konu. Elektrik, doğalgaz, benzin. Gündem o. Yani evet. yani Bir başka Faruk Bey vardır. Benim tanıdığım esnaf arkadaşım. O da kira 17 bin, elektrik 8 bin e, diyor. Nasıl olacak bu iş? Diyor. Nasıl olacak bu iş diyor. Yani herkesin derdi belli. Aman buna bir çare yani. Yanıyor. Şu Ortalık sürecin, yanıyor. Şu sürecin en büyük kazananı bu gayrimenkul sahipleri. Bu dükkanlarını, evlerini kiraya verenler. Hakikaten onlar hiçbir... Şeyden etkilenmediler. Habire kiralara zam yaptılar. Ee, tamam bir mücadele olsun ama ya bu kadar da doğru. E, insafsız zamlara brav. hakikaten e, onların da bir taşın altına elini koyması gerekiyor ya. Doğru. Yani, gerçekten öyle. Yani, ya bakın, doğru. Bu kira fiyatları her şeyde e tamam devlet şunu yapsın, devlet bunu yapsın. E tamam kardeşim sen de fedakarlık yap. Mesela, bir de ölçüsü de yok çünkü. Ölçüsü de yok tabii. Şimdi, 10 bini 40 bin çekiyor adam.